Efendim yıllarca ihmal edilmiş. En yoksul, en kenar mahallemiz bizim. Kozan'ın kıyıda köşede kalmış mahallesi Albaz Mahallesi. Çocuklar foseptik çukurlarına düşüyordu. Bir gün muhtar dedi ki ya foseptik çukurlarına düşüyoruz kurban olayım ne yapacağız dedi. Dedim ki ya Zeydan Başkan söz verdi. Neslihan Hanım söz verdi. askiciler söz verdi. İşte geldik. Zeydan Başkan bugün de muhtarla sizi çok seviyor. Neler oluyor? Ee, yıllardır yapılmayan işlerini yapıyoruz. Yani Muhtemelen benim boyumu sevmiyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> İş yapma biçim mi? Tabii ki kendileri de şahsi problemlerini söylemiyorlar. Halk için bir şeyler talep ediyor. Biz de onları memnuniyetle sıraya koyduk yapıyoruz. Ve o kadar çok mutlu oluyorum ki buralara gelince işte Feke Dağla Dağda, Kozan'ın bu mahallesinde. Hani ben 30 yıl mı diyeyim, 20 yıl mı diyeyim, 15 yıl mı diyeyim çözülmeyen sorunları teker teker çözüyor olduk, olmamız bizi çok mutlu ediyor. Çünkü halkın yüzü gülür, gülerse bizim de yüzümüz gülüyor. E tabi yıllara sari çözülmeyen sorunlar da çözülürse vatandaşların sorunlar çözdüğümüz için biz de memnun. Muhtar görevini de yapmış olmanın mutluluğu e, içerisinde olduğu için memnun. Dolayısıyla herkesi memnun ediyoruz yani. Evet. Sevgili muhtar pardon pardon başkanım. Sevgili muhtarım ya, tamam. e, evet. Allah razı olsun. Zeydun başkanım dediğin, geçen kaliteye geldin aşılama yaptın. Evet. Aynen. Ee, biz aslında ümidimiz yoktu. Başkanım. Yani, yani siz bir bekleyiş hasreti aynen. var içimde mi diyorum yani. Aynen öyleydi. <laughs> Çünkü her gelen bize söz verdi. Evet. Biz dedik gene bizim gazımız alır giderler dedik. Biz... Allah razı olsun. Ben 54 yaşındayım. 70 yaşında olan arkadaşlar var. Burada bu sorun çözülmediydi. Yani. Sorunumuzu çözdünüz. Allah razı olsun diyorum. Allah ne muradınız varsa versin. Evet az Merhaba. önce de evet bir e, su problemi var, biraz su, su problemi var. Sondaj e, talimatını siz vermişsiniz. Sondaj vuruldu sayın başkanım. Ağlıbaz, Türkeli Mahallesi bu Aslanpaşa hepsi rahatlayacak. Aynen. Evet şimdi burada 2-3 mahallede su sıkıntısı var. Aslında sadece burada değil. Kozan'ın temelinde su sıkıntısı var. Yani biliyorsunuz bu ova Feke'den başlayarak aşağı kadar su ile ilgili çok ciddi problem var. Ceyhan olsun, İmamoğlu olsun, Kozan merkez olsun, Yumurtalık merkez olsun ve 163 köyde ciddi su problemi var. Yani nereden bakarsanız bakan adanın üçte biri. Bunların tamamının çözümü Yedi Göze Barajı'nın yapılmasıyla olacak. Yedi Göze Barajı'na inşallah yakında başlayacağız. Ee, Adana'nın en ücra köşesine de sağlıklı su götürmüş olacağız. O projenin yaklaşık maliyeti biliyorsunuz 1 milyarın üstünde tamamı ama hani daha önceki yönetimin ihale ettiği sadece sadece 8 kilometrelik tünel parasıyla bütün isale hatlarını bitireceğiz. Tünel dahil Arıtma dahil, Kozana karşı e, e, Kozana kadar ona isla attı dahil, Ceyhan dahil tamamını o fiyata bitireceğiz. Şimdi biz yıllardır burada yedi Sen güzel lafını duyuyoruz ama para mara yok diyorsun, nasıl Ha, e, 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 Evet, açacağız ne aldı? Bulacağız. Hani öyle derler ya, ya bir yol açacağız, ya bir yol bulacağız. Biz e, hem yol açacağız hem yol bulacağız. vatandaşımızın su ve yol problemi dört sene sonra, yani bu dönem bittiğinde kalmayacak. Sizin döneminizde bitecek diyorsunuz. Tabii, ki, tabii. Başkanım hala Kozanlı evet. asbestli borulardan kanserojen su, su borularından su içiyor ya. Şimdi Ceyhan'ı temizledik. Karataş'ı temizledik. İmamoğlu'nu temizledik. Merkezde bir sürü yeri temizliyoruz. Demin de söyledim. Ee, Kozan? Bütün, bütün Kozanlar duysun. Yedi göze barajıyla birlikte Kozan'ın bütün isali hattı değişecek. Ve ne kadar asbest boru varsa onunla birlikte değişecek. Yani sizle bizim kozanlı bir sözü var. Kuru kuru kadın alayım, takır takır yolun dölüm. Zeyden karlarla bu iş bitiyor artık. İşte artık bu bunun ispatı. Düşünün yani yıllardır, 30 yıldır, 40 yıldır neyse bu köy ne zaman olmuşsa ama mahalle oldu gerçi şimdi ama ne kadar süredir kurulmuşsa çözülmeyen bir kanalizasyon sorunu çözdük. Biz yapmayacağımız işi söylemeyiz. Yapacağımızı söyleriz. Ne zaman yapacağımızı da söyleriz. Öyle milletin gazını alıp gitmeyiz. Evet. Ve hiçbir işi aldığımız oya göre yapmayız. Benim işim insanları borçlandırmak. Bu mahalleyi de borçlandırdım şimdi. Evet. Öderlerse başım gözüm üstüne. Ödemezlerse canları sağ olsun. Ne yapayım? Allah Borçlarla. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Evet. Ee, şimdi ben buradaki dolmuş müdürümle de görüştüm de. Bizim dolmuş buradan güzel gidip güzel adara varacak. Şurada bir köprümüz var. Evet. Buradan da bir sözümüzü ver. Koku, koku işte işte. Köprü mü? Işte, işte. Köprü. işte Köprümüz işte başkanım. Hadi yani var. Bizim fen işleri müdürümüz, fen işleri daire başkanımız. Yok, da. Tamam onu onu not alın. Tamam, bacım. evet Alman köprüsün ağır notu ağır, verildi. Allah razı olsun. Söz alındı. E çünkü yani bu yağma yaşa, tabii tabii o bu. İnsanlar için elbette yapacağız. Allah razı olsun. Ne bacılarım? Önce teşekkür altyapımız yapımız için. Yıllardır biz sinekten, ha. şu anda teşekkür sinek cibindirpsiz ya. yatıyoruz biz. Allah bin kere razı olsun. Evet. Allah. Değil, evet, çok teşekkür sinek ediyoruz. Değil. Evet. Çok Cip, yani rahatladık bu sinek sene alakalı için, alakalıydı. evet. Bu evet şu anda çok. Evet inşallah. Arkaplık i̇nşallah sene sene yani. Olacak, Allah razı olsun. oldu yerde. Şimdi, sinek olur. Evet. Şimdi evet. Adına. Bizim şu yolumuzun asfalta. Ha. Şu yolumuzu asfalta. Tozdan, topraktan artık bir yağmur yağıyor. Ara, ara, ara yolları biliyorsunuz. Evet. Kozan Belediyesi yapacak. Ben de ana yolları, caddeler yapacağım. Şimdi geldik kere başkanımla görüştüm. Taşın başkanım verecek. Evet. Döşemesini Kazım Başkan yapacak. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah. Yorum. Yani arabamızın işte bu... yaptırmaktan usandı gençler yani, yani doğru. O, doğru. Çok kötü yollarımız ama, ama çok kötü. Senim sen kötü. Söyle, sen yollarımız, 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 çok kötü. Yollarımız, i̇şte onun sözünü aldım. Çok kızıyorlar artık tamir araba gelmiyor derler. Yollarımızın <laughs> işi yok başkanım çocuklarımız. İş biliyorsun o, Ankara'nın işi. Biz yaşadık bu kızı. İş, iş, işi. iş, iş, işi biraz sıkıntı. İşi. Evet, sıkıntı mı? Yani iş istihdam işi, hükümetlerin işi, ülkeyi idare edenlerin işi. Bizim işimiz değil. Biz adam alacak mıyız? Alacağız. Ama ihtiyacımız alacağız. Kamyon şoförü alacağız. Otobüs şoförü alacağız. İşte altyapı yapan alacağız. Kanalizasyon yapan alacağız. Yani. Peki. Peki. Evet Sayın Başkan halkla iç iş olmaya devam ediyor. Mutarlarla verilen e, yeme şu anda geçiliyor. Evet.